tanesi yarın. Malazgirt'in 3 atlısı. 11. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Yılmaz Boyunağa. Radyoya uygulayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Mahmut Acar. Program yönetmeni Erol Güldiken. Büyük Türk Sultanı Alparslan'ın sancaktarı olan Aksungur ve arkadaşları, Komutan Emir Afşin'in bir hediyesini vermek üzere Bağdat'a yola çıkarlar. Yolda Aksungur, Uğrular tarafından kaçırılmak istenen bir prensesi kurtarır. Aksungur'a aşık olan prenses, din değiştirerek hem Müslüman olur hem de Zeynep adını alır. Aksungur, Zeynep'e Bağdat dönüşü Konstantinopolis'e gelerek kendisiyle evleneceğini söyler ve sonra yollarına devam ederek aylar sonra Bağdat'a varırlar. Bağdat'ta işlerini bitiren Aksungur ve arkadaşları tam geriye dönecekken ummadıkları bir olayla karşılaşırlar. Yusuf adında biri Aksungur'un yanına yaklaşarak Hasan Sabbah adında zengin bir adamın kız kardeşi Çiçek Banu'yu kaçırarak Kahire'deki köşkünde sakladığını söyler. Aksungur ve arkadaşları Çiçek Banu'yu kurtarmak üzere Kahire'ye giderler. Hasan Sabbah'ı bulan Aksungur kız kardeşini serbest bırakmasını söyler. Hasan Sabbah ise Alparslan'ı öldürdüğü takdirde Çiçek Banu'yu serbest bırakacağını söyleyince Aksungur düşünmek için zaman ister. Bu arada Hasan Sabbah Aksungur ve arkadaşlarını köşkünde misafir eder. Aksungur ve arkadaşları bir gece yarısı Çiçek Banu'yu alıp kaçarlar. Ama Hasan Sabbah'ın 50 adamı peşlerine düşer. Yakalanacaklarını anlayan Aksungur, koca Halit'e kız kardeşi Çiçek Banu'yu götürmesini söyler. Kendisi de iki arkadaşıyla birlikte üzerlerine gelen Hasan Sabbah'ın adamlarına karşı koyarak oyalayacaktır. Hasan Sabbah'la Aksungur ve iki arkadaşının kavgası kısa sürer. Kavga sırasında Aksungur başından yara alarak bayılır. Aksungur gözlerini pis bir zindanda açar. Aksungur'u bu zindana atan Hasan Sabbah'ın amacı kendisinden intikam almaktır. Ne var ki Aksungur'a aşık olan halifenin kızı Prenses Süreyya zindancıyı parayla satın alarak zindandan kurtarır. Evet, yeni elbiselerimizle adama benzedik. Oho, Altar, Karabay. Elbiseleriniz de pek yakışmış dostlarım. Senin elbisen de sana yakışmış yiğidim. Mısır topraklarından ve Hasan Sabbah denen o iğrenç heriften uzaklaştık. Artık emniyette sayılırız. Bre düzenbaz Altar. Ne zamandır soracaktım, bir fırsatını bulamadım. Şimdi tam zamandır, anlat bakayım. Hasan Sabah'ın adamlarının elinden nasıl oldu da canlı kurtuldun? Anlatayım beyim. Çarpışma sırasında senin başına bir güçle vurduklarını ve senin yere yıkıldığını gördüm. Bu arada Karabay'da 3 kişi tarafından sıkıştırılmıştı. Hanginize yardım edeyim diye düşünürken birden bir ok göğsüme saplandı. Göğsüne ok mu saplandı? Evet, ama ok göğsümdeki manda derisi yeleğime saplanıp kalmıştı. Baktım 4-5 kişi benim üzerime koşuyor. O anda bir zamanlar bir Türk Bahadır'ın yaptığı numara geldi aklıma. O kendini ölü gibi gösterip düşmanların elinden kurtulmuştu. Yoksa sen de mi aynı şeyi yaptın? Tabii ya. İki büklüm olarak göğsüme saplı okumu önce tuttum. Güya çıkartmak istiyormuş gibi yaparak kendimi yere attım ve gözlerimi de kapadım. Biraz sonra 3-5 kişi başımın ucuna geldi. Reis, Aksungur Bahadır'la öbür Bahadır'ı yakalayarak ele geçirdik. Ya öbür kısa boylu olanı? O göğsüne saplanan bir okla öldü. Öldüğüne emin misiniz? Hiç hareket etmiyor. Kart bir horaza benziyor zaten. İstersen bir kargıyla kalbini oyup alayım ha? Ağzından çıkanı kulağın duysun Abdülmelik. Böyle söyleyerek bana hakaret ettiğinin farkında değil misin? O da nereden çıktı şimdi? Neden sana hakaret edeyim ki? Çünkü o kartorozu ben vurdum da ondan. Şu kolun savurduğu ok bu karga gibi adamın değil filin bile ciğerini deşer. Denemesi bedava. Geç karşıma sana da bir ok atayım.
Bakalım ölüyor musun, ölmüyor musun, görelim mi? Tamam. Ben emin olmak için öyle söylemiştim. Türkler için 9 canlı olur demişlerdi ya. 9 canlılık yiğitlere mahsustur. Böyle karga kılıklı adamlara değil. Belli ki bu herif o yiğitlerden birinin at uşağı. Bu belki de attığım oktan değil, korkudan ödü patlayarak ölmüştür. Kaçanları yakaladık. Fazla oyalanmadan Kahire'ye geri dönelim arkadaşlar. Peki ölenleri ne yapacağız? Gömün. Bu kartorozu da gömecek miyiz? Yoksa öbür ölüler gibi seni de mi gömdüler alta? gülün bakalım. Eğer ben bu ölü numarasını yapıp da kurtulup prensese bacımıza gelenleri anlatmasaydım, siz ikiniz o zindanda farelere yem olurdunuz be. Kızma Yiğit Altar. Devam et. Seni de gömdüler mi? Az kalsın gömeceklerdi ama başlarındaki reis dedi ki, bırakın bu herifi, gömmekle vakit kaybetmeyelim. Burada acıkta bırakın, kurda kuşa yem olsun namussuz. Deyince diri diri gömülmekten kurtuldum. Aferin be Koç Altar. Sen ölmüş numarasıyla kendini, sonra da gelip bizleri kurtardın. Sahi prensesi gelip de nasıl bulup başımıza gelenleri anlattın Altar? Herkes çekilip gittikten sonra Kahire'ye gidecek bir kervanı bekledim. Ertesi günü bu kervanı gördüm ve onların arasına karışarak şehre girdim. Sonra da saraya gidip prensesi bulup durumu anlattım. Zavallı prenses. Kendisini sevmediğim halde, reddettiğim halde bize yardım etti. Bizi kurtardı. Allah inşallah onun bahtını açık eder. Ayrıca da çok cömert. Kim? Prenses Süreyya kim olacak? Cömert olduğunu nereden anladın? Bize harcamamız için 500 altın verdi de ondan. Ne? 500 altın mı verdi? Evet. Senin kabul etmeyeceğini bildiği için bana verdi. Bak, altınları belimdeki kemere koydum ben de. al kendi kemerine tak sen bunları. Bre rezil. Bre düzenbaz Altar. Sen benim at uçağım olarak böyle şeyleri sevmediğimi bilmez misin? Ya şey bilmez olur muyum beyim? Bilirim tabii ama onun için altınları ben de aldım ya. O rüzgar da çıktı şimdi. Bak üşümeye başladı ben değil mi? Evet, hava bozacak galiba. En iyisi kameralarımızı inip istirahat edin. Karabay, nicedir dalgınsın? Canın bir şeye mi sıkıldı yiğidim? Evet, nicedir dalgınım. Zira düşünmekteyim Aksungur. Neyi düşünmektesin? Evet, sonunda kararımı verdim Aksungur. Ben de Müslüman olacağım. Sahi mi? Evet Aksungur. Sizinle bulunduğum esnada İslamiyet'i kontrol ettim. Kafamdaki pek çok soruyu cevaplandıran yegane din İslamiyet'miş. Ben de bu dinle şeref kazanmak istiyorum. Söyle Aksungur, Müslüman olmak için ne yapmam gerekiyor? Yiğit kardeşim, şu anda beni dünyanın en bahtiyar, en mesut insanı yaptın. Hey aslan yiğit, koca yiğit, bizi şaşırttın. Rabbimize hamdolsun ki bizlere bu günü de gösterdi. Böyle davranacağını biliyor ve bekliyordum. Kutlarım seni. Şimdi önce bir kelime-i şehadet getirirsin. Kaç gündür onu canı yürekten söylüyor ve sevgili Peygamber Efendimiz'e sonsuz sevgi ve muhabbet duyuyorum. Bre yiğidim, sen çoktan Müslüman olmuşsun bile. O zaman sana güzel bir Müslüman adı koyalım, bu iş tamam olsun. Koca Ali Tağam bana Müslüman olursan sana Abdullah adını takarız demişti. Kabul ederseniz ben bu adı almak istiyorum. Tamam. En eftal ve mübarek bir adı seçmiş oldun ey akıllı kardeşim Abdullah. Evet, şimdi kelime-i şehadetimi de hep birlikte tekrar edelim. Biz de böylelikle imanımızı tazelemiş oluruz. Hem de sana şahitlik yapmış oluruz. Dikkat edin! Fırtına! Dikkat edin! Allah'ıma bozdu. Dalgalara bakın, gemiye nasıl vuruyor. Batmasak iyi.
Ağzını araç bre Abdullah. Karadonca savaşın içinde ölmedik de suda mı öleceğiz ya? Allah Allah. Merak etmeyin arkadaşlar. Yüce Allah alnımıza ne yazmışsa o olur. Yelkenleri çözün. Çabuk yelkenleri çözün. Aksun Gurbahadır. Hava şartları giderek bozuyor. Ya kamaranıza gidin ya da kendinizi buradaki direklerden birine bağlayın. İyi ama kamarada midemiz bulanıyor kaptan. Kendimizi buraya bağlarız biz. Siz bilirsiniz. Yelkenleri çözün! Güverteyi durmayın! Sen yüzme biliyor musun Abdullah? Bilsem neye yarar ki Aksungür? Denize baksana. Bu havada balıklar bile yüzemez. Dikkat edin! Büyük bir dalga üzerimize doğru geliyor. Direklere iyi sarılın. Anacığım. Suya düşerseniz kollarınızı ayaklarınızı oynatın. Bu sayede su üstünde kalırsınız. Dikkat edin, yeni bir dalga daha geliyor. Düştük bile. Abdullah, Altar, neredesiniz? Buradayız Aksungur. Sen iyi misin? Su üstünde kalmaya çalışın. Dalgalar çok yüksek. Dikkat et geriye. Yardıma geleyim bebeğim. Dikkat et Aksungur. Sağına bak. Kayalar. Kayalara çarpacaksın. Beyim. Beyim. Neredesin? Ne oldu beyim? Aman Allah'ım. Abdullah kardeş. Abdullah kardeş. Aksungur beyim yok. Beyimi göremiyorum. Yoksa mı oldu mu? Bilmiyorum Altar. Son gördüğümde Aksungur kayalara çarpmıştı. Aman Allah'ım, dikkat et Altar. Çok büyük bir dalga geliyor üstümüze. Balık var mı Yorgo? Yok büyük baba. Oltayı hep boş çekiyorum. Saatlerdir tuta tuta yarım kilo balık tuttuk. Bununla da anca karnımızı doyururuz. Allah büyüktür evlat. Hele sen oltanı biraz daha salla bakalım. Bu ıssız sahile boşuna gelmedik. Sen de görmüştün. Balık sürüleri buraya doğru geliyordu. Evet ama kayboldular işte. Sanki kendilerini avlayacağımızı anlamış gibi izlerini kaybettirdiler. Boşuna oyalanmayalım burada. Başka yere gidip olta atalım. Bugün kısmetimiz kapalı işte. Nasıl istersen. Geç o zaman küreklerin başına. Sen gençsin. Benden daha iyi kürek çekersin. Peki büyük baba. Sahile bak büyük baba. Ne var Yorgo? Orada. Sahilde birisi yatıyor bak. Gördün mü? Birisi mi yatıyor? Evet gördüm. İyi ama bu ıssız sahilde ne işi var ki o adamın? Tanrı aşkına. O her kimse hiç hareket etmeden öylece yatıyor. Gidip bakalım mı büyük baba? Bakalım tabii. Belki de ölü değildir. Yardıma ihtiyacı vardır. Kürekleri sahile çek hadi. Olur. Sahile geldik işte. Yardım et. Sandaldan ineyim Yorgo. Tut kolumu büyük baba. Hadi in şimdi aşağıya. Gel bakalım kimmiş. Yaşıyor mu yaşamıyor mu? Aman Allah'ım. Adamın haline bak büyük baba. Her tarafı yara bere içinde. Etleri yüzülmüş. Eli yüzü de sıyrık içinde. Bu adamı kim bu hale getirmiş acaba? Kayalar bu hale getirmiştir Yorgo. Dün geceki fırtınada ya bir gemiden ya da bir kayıktan düşmüş olmalı. Dalgaların da etkisiyle kayalara çarpmıştır. Yazık. Kim acaba bu adam? Kim olduğunu boş ver. Yaşıyor mu yaşamıyor mu ona bak. Bakıyorum büyük baba. Bekle. Yaşıyor büyük baba. Yaşıyor, nefes alıyor. Ben neredeyim? Ayıldı. Kendine geldi. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Su. Biraz su. Su istiyorum. Hay Allah. Yine bayıldı. Bayılması normal. Baksana vücudu haşat olmuş. Hadi tut ayaklarından da bizim sandala taşıyalım. Kulübeye götürünceye kadar ölmezse onu iyileştiririz. Ne
Malazgirt'in 3 Atlısı adlı oyunumuzun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.